Engin Er, Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Güven Arslan, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ülkü Küçükkayalar, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Şehir Plancılar Odası Bursa Şube Başkanı İmar Uygulama Şube Müdürü Başar Bulut, görememiştim ama belki geç kalmıştır, salonda olacaklar. Burada mısınız? Göremiyorum. Tamam, buluruz biraz sonra birbirimizi. Çevre Mühendisleri Yapı Denetim, şimdi uygun görürseniz eğer 8 tane masamız var, masalardan bahsedelim. Zemin etütleri masası 1 no'lu masa, zemin iyileştirmeler 2 no'lu masa, mimari projeler 3 no'lu masa, statik projeler 4 no'lu masa, mevcut yapılar 5 no'lu, sanayi yapıları 6 no'lu, denetleme dediğimiz yapının denetlenmesi ama sadece yapıyla sınırlandırmamak için denetleme masası dedik buraya. Çalıştay yürütücüsü olan diğer katılımcılarımız işleyişten bilgisi vardır. Masalardan beklediğimiz sonuç bildirgelerini hazırlamak ve çalıştay kitapçığını düzenlemek üzere masa yazmanlarının, masada bulunan tüm katılımcılarının isim listesini son kez çek ederek gün bitiminde bizlere teslim etmesini istiyoruz. Gelince bu sorunların denetlenmesi en önemli ayak olduğunu, bir sistemi kuyu temel palplaş gibi sahaya ve parsele uyumsuz yöntemlere zemin etüt raporlarında önerilmesi. Evet. Öncelikle Gemlik Belediyesi'ni Türkiye'nin önemli bir problemini gündeme taşıdığı için tebrik etmek lazım. Gemlik Türkiye'nin depremselliği anlamında çok önemli bir yer ve bunun önemine binaen belediyemiz böyle bir çalışma yaptı ve bütün bu konuyla ilgili söz söyleyebilecek bütün kurumlara, gerek akademisyenleri gerek akademik oda temsilcileri bir araya getirdi. Ve buradan çok güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Bu çıkan sonucun da sadece Gemlik'e değil, Bursa'ya, hatta Türkiye çapında bir örnek olacağına inanıyorum. Bugüne kadar Bursa'da çok çeşitli konferanslar, toplantılar yapıldı. Ama sadece bu toplantıda belediye başkanımızın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Burada çıkacak olan kararlar mutlaka ama mutlaka uygulanacak diye bir kararı, görüşü bize iletildi. Öncelikle bu görüş için belediyeyi tebrik ediyorum. Çünkü sadece konuşulmayacak, buradan çıkan kararlarla güvenli bir Gemlik, güvenli bir Bursa, örnek alınırsa bakanlığa ulaştırılabilirse, bakanlık da bu konuları ciddiye alıp ve buna göre yönetmelikleri revize edebilirse, bakanlık yönetmelikleri revize edebilirse, büyükşehirler yönetmelikleri revize edebilirse, ilçeler bu yönetmelikte buradan çıkacak olan kararlara uyabilirse, güvenli bir Bursa, güvenli bir Türkiye oluşur direkten inanıyorum. Belediyeyi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle güzel ve çok kıymetli bir çalışmaya imza attıkları için Gemlik Belediyesi'ni kutluyorum. Bizler de yapı denetim firmaları olarak bu süreçte denetim hizmetlerinden kaynaklanan sıkıntıları masaya yatırarak bu sürece katkı koymaya çalışıyoruz. Çalıştay çok kıymetli, çok keyifli ve verimli geçiyor, hararetli geçiyor, tartışıyoruz ve ortak kararlar üretmeye çalışıyoruz. Umuyorum bu çalıştayın sadece Bursa özelinde değil, tüm Türkiye'deki depreme bakış açısını değiştireceği ve güzel ve faydalı mühendislik konularıyla yardımcı olacağını umuyorum. Teşekkür ediyorum. Dün değerli akademisyenlerimizin ve afet yönetiminde bir fiil yer almış olan kişilerin katılımıyla güzel bir başlangıç yaptık. Çığlığımızı afetin üzerimizde bıraktığı üzüntüyü, onunla baş etmenin zorluğunu, çığlığını duyurmak istiyoruz. Çığlığını dün Naci hocamız çok güzel dile getirdi. Bugün de masa çalışmalarına katılıyoruz. Masalarımızın isimlerini daha önce de zikretmişlerdir. Ama ben bizzat proje, statik proje üretim sürecindeki afet zararlarının azaltılmasına yönelik problemlerin ortaya konduğu masada masa yöneticisiyim. Çalışıyoruz. Buradan çıkacak olan sonuçlar yarın kamuya bildirilecek, kamuoyuna açıklanacak ama önemli olan bu çalışmanın daha sonrasında belediyeye
afet zararlarını azaltmak adına bir rehber olması ve elinin güçlenmesinin sağlanmasıdır. Herkese başarılar diliyorum bu konuda ve bu güzel etkinlik içinde çalışan Gemlik Belediyesi Sayın yöneticilerine ve özellikle Uğur Başkan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Düzeltmeye çalıştığımız bir afetle mücadele geçmişimiz var. Bugün neredeyiz? Hala çok yoğun bir şekilde düzeltmemiz gereken kusurlarımız var. Gemlik maalesef tamamen bu kusurların çok çıplak gözle görülebildiği bir yer. Böyle bir çalışmanın burada yapılıyor olmasında avantajları büyük. Yapılması gereken çok iş var, çok çalışma var. Düzeltilmesi gereken çok kusur var. Bu kusurlar bugün hali hazırda ülkemizde belli bölgelerde azaltılmış durumda belki. Ama hala istenilen seviyeye gelmiş durumda değiliz. İnşallah böyle bu tür çalışmalarla, edindiğimiz tecrübelerle kusurlarımızı gidermeye, daha iyileşmeye. Öncelikle Gemlik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Özellikle sektörel anlamda ve depremin de gündemde olduğu noktada bu çalıştay çok kıymetli oldu, çok anlamlı oldu. Gerek özel sektörün sorunlarını masaya yatırmaları, gerekse afet anlamında yapılabilecekleri tartışmaları açısından ve uzman kişilerle ve akademiyle ve özel sektörle ve bürokrasiyle tartışmaları açısından çok kıymetli bir etkinlik. Biz de Tomobil Koordinasyon Kurulu ve Mimarlar Odası olarak sektörün en önemli paydaşları olarak buradayız. Destek veriyoruz. Ve eminim çıkacak masalar itibariyle bugün çalıştay sonunda çıkacak sonuçlar da çok kıymetli olacak ve diğer belediyelerimize de örnek olacak. Çünkü biz akademik odalar olarak ve Tumobil Koordinasyon Kurulu olarak hep söylediğimiz ve bu kentten beklediğimiz şeffaf tartışma ortamlarında uzman insanların ortak akıl süzgecinden geçirerek bir takım kararları uygulamaya sokmaları. Kültür olarak çok başarabildiğimiz, yapabildiğimiz bir şey değildi bu. Siyaset de artık akademinin ve uzman insanların tartıştığı noktada uygulamaya geçmek üzere inisiyatif alacak. Bence bu çok kıymetli Bursa adına. Gemlik bu anlamda örnek oldu. Zaten kendi konumu itibariyle depreme en önce tartışması gereken ilçelerden bir tanesi. Kıymetli buluyoruz. Umarım örnek olacak ve bu silsileyle bütün Bursa'da farklı şeyler yapacağız. Başka bir kültür başlayacak diyelim. İlk önce Gemlik Belediyesi'ne yaptığı bu çalışmaya için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz her zaman biz akademik odaların dile getirdiği gibi ülkemiz birinci derece deprem bölgesi. Kentimiz Bursa birinci derece deprem bölgesi ve olası birçok afetten etkilenme potansiyeline sahip. Gemlik bu anlamda afet açısından işte başta deprem olmak üzere zemin yapısı sebebiyle deprem ve bunun etkileri, onun dışında tsunami, sel gibi birçok afetten etkilenebilecek bir bölgede kurulmuş bir şehir. Bu çalıştayda bizim hedefimiz Gemlik'i afetlere nasıl hazır hale getirebiliriz, bunun sonuçlarına ulaşmak. Ülkemizde maalesef hep afetlerden sonra yapılacak çalışmalar ön plana çıkarılıyor ama önemli olan afetlerden önce yapılacak çalışmalara başlamak ve olası afetlerin zararlarını minimuma indirmek. Bu çalışmada bizim hedeflediğimiz de Gemlik'i afete nasıl hale getirebiliriz? Gemliğin planlarını, mekansal kararlarını nasıl afet hazır hale getirebiliriz? Bunun çalışmasını yapmak. Umarım başarıya ulaşır. Bu imkanı sağlayan Gemlik Belediyesi'ne de bu kapsamda tekrardan teşekkür ederim. Gemlik Belediye'mizin öncülüğünde ilgili odalarımızın organize ettiği bu çalıştayı son derece önemsiyorum. Gerçekten bu çalıştayda birçok uzmanın konuyla ilgili çalışmalar yaptığını görüyorum. Bu çalışmaların Türkiye'deki deprem gerçeğiyle ilgili bir takım sorunlara çözüm noktasında ışık tutacağını umuyorum. Şimdi bu çalıştayı değerlendirmek istersem, tabii bunlar beni mutlu ediyor. Yani bu tür çalıştayların özellikle deprem bölgelerinde, deprem açısından kritik olan alanlarda böyle çalışmalar gerçekten sevindirici. Çünkü hem yönetimin hem de halkın deprem farkındalığını artırıyor. O bölge halkına bir anlamda deprem kültürü nedir? Deprem davranışı nasıl olmalı? Deprem öncesinde, sırasında, sonrasında neler yapılmalı? Onu hem halka iletme hem onları bilgilendirme belli bir birikim sağladığı için çok faydalı olarak görüyorum. Dün ve bugün yapılan çalışmalarda da depremle ilgili özellikle bu Gemlik ve havalisinde
nelerin yapılması gerektiği bilimsel ölçütlere göre ortaya konuluyor. Çok faydalı fikirler çıkıyor. Hatta bu fikirlerin İstanbul'da da kullanılacağına dair bu konuda yetkili bir hocamızın açıklamasını da duydum. Çok memnun oldum. Böylelikle hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem bu ilçe belediyesinin, Gemlik Belediyesi'nin bir anlamda bir araya gelişi, karşılıklı fikir alışverişi, tecrübelerini birbirleriyle değiştirmeleri de anlamlı. Ben çok huzurlu oldum doğrusu. Umut ederim ki ülkemin birçok yerinde deprem patlarınca bu tür faaliyetler, böyle alışverişler hep olsun. Önemli olan insanlarımızın can güvenliği, can sağlığıdır. Biz artık depremde hiçbir insanımız ölmesin istiyoruz. Asla kurban vermek istemiyoruz. Depremi unutmak istemiyoruz. O nedenle ben çok olumlu değerlendirdim. Peki hocam, dün çalıştığın ilk gününde yapmış olduğun açıklamalardan bir tanesi minimum 7.2 ve 7.6'ya varacak deprem bekliyoruz diye bir açıklamanız vardı. Ve şu anda tüm Türkiye'nin konuştuğu konulardan birisi haline geldi bugün içerisinde. Bu konu hakkında da kısaca yorumunu alabiliriz acaba? Evet, yani Türkiye niye bunu şimdi konuşuyor onu anlamıyorum. Türkiye biliyor ki ben 99'dan beri Marmara bölgesinde 7.2 minimum, 7.6 maksimum deprem beklediğimizi zaten söylüyoruz. Bunun belki bugün gündem haline gelmesi, bu son 6 Şubat depremlerinden bu yana depremin unutulmasının, daha doğrusu yönetim bazında unutulmasının, gerekli önlemlerin alınmasının tavsiyeceği veyahut da bunun gündemden düşeceği endişesiyle halkımız tekrar bunu gündemde tutmak istiyor. Bu da doğaldır. Şimdi halkın sürekli her gün her an deprem konuşması zaten doğru değil. Yani halk her gün deprem konuşmamalı. Hayat devam etmeli. Ama halkı yönetenler, yerel yönetimler, hükümetler, onlar unutmamalı. Özellikle deprem mücadelesi yapacak, depremde önlemler alacak mekanizmaların depremi asla unutmaması gerekir. Onlar unutmaz. Gereğini yaparlarsa halkın unutmasında bir mahsur yok. Halk her zaman korku içinde olmaz, endişe içinde olmaz. Halk burada gözetim ve denetim işlevini sürdürmeli. Halk yönetimleri bizzat denetlemeli ve gözetlemeli. Özellikle ülkeyi depreme hazırlamasında sürekli çalışıp çalışmadıklarını ve bunu bir seferberlik havasında yapıp yapmadıklarını kontrol etmeli. Böyle çalışmaları için de talepte bulunmalı. Halkın bence depremi unutmaması bu yönüyle olmalı. Yoksa her an depremi hatırlaması gibi değil. Ben akademik hayatımda hep afetin yönetilebileceğini söylüyordum, anlatıyordum. Ama yaşayınca yönetilmemesinin ne kadar sorun olduğunu da 6 Şubat'tan sonra gördüm. Dolayısıyla da bu afet yönetimi konusunda belediyelere düşen önemli görevi de hep beraber fark ettik. 6 Şubat'tan beri de belediyelerin bu konudaki çalışmaları çok güzel. Gemlik Belediyesi'nin bu konudaki inisiyatifine çok saygı duydum. Çok güzel bir çalıştay bence. 3 gün boyunca burada hem konuda uzman insanlarla görüşmeler, hem içeride bölgeden uzman insanlarla görüşmeler ve bir takım fikirlerin çıkması çok çok güzel bir çalıştay olarak ilerliyor. Tebrik ediyorum kendilerini. Çalıştay'da genellikle zemin iyileştirmesi üzerine masa olarak bir değerlendirme yapıyoruz. Bilindiği üzere Gemlik'te de sıvılaşabilir alanlar, yumuşak zemin özelliği gösteren ya da benzeri alanlar mevcut. Buralarda hangi tekniklerin kullanılabileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, nasıl bir iyileştirme yapılması gerektiği ile ilgili detayları tartışıyoruz. Zaten Çalıştay raporunda ekleyerekten ilerleyen dönemlerde nasıl bir uygulama yapılabilir, onlarla ilgili genel görüşlerimizi bu kısımda belirtmiş olacağız.
Merhabalar, Şentürk Aydın, İnşaat Yüksek Mühendisiyim. Aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'ndayım. Benim buradaki görevim sanayi yapılarının deprem esnasındaki davranışı ve risklerinin azaltılması konusunda bir çalışma yürütmek. Bununla ilgili birlikte arkadaşlarla her konuda farklı disiplinlerdeki mühendis arkadaşlarla bir çalışma yürütüyoruz. Umarım bu çalışmalar ülkemize faydalı olur, dersler alırız. Bundan sonraki yaşanacak depremlerde de daha tedbirli bir şekilde depremi sağlıklı bir şekilde atlatmış oluruz. Teşekkür ederim. Ben İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Deprem Risk Kurulu üyesiyim. Biliyorsunuz bir İstanbul depremi yok aslında, bir Marmara depremi var. Dolayısıyla o çerçevede aslında Marmara bölgesindeki bütün belediyelerin bugün yapılan bu çalışma türü etkinliklerin içinde olması hazırlıklı hale gelebilmek açısından önemli. Dolayısıyla ben İPA'yı temsilen geldim buraya, İstanbul Planlama Ajansı'nı, İBB bünyesindeki bir kuruluş. İstanbul'daki çalışmayı biz yürütüyoruz. Bizden 4 arkadaşımız profesör, doktor unvanıyla bu çalışmayı İstanbul'da yürüten arkadaşımız. Aynı zamanda bugün buradalar, Gemlik için kafa yordular dün, bugün ve yarın. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde İstanbul Planlama Ajansı'yla Gemlik Belediyesi yakın bir çalışma içinde olacak. Bölgenin depreme hazırlıklı hale getirilmesi için. Bugün burada mühendislik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Ama aynı zamanda şehir plancıları, aynı zamanda lojistik sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar da yer aldı bu çalışmada. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Dolayısıyla Gemlik'in ve bu bölgenin hazırlıklı hale getirilmesi için çok sıkı biçimde çalışıp en kısa sürede sonuç alıcı bir takım çalışmaların içinde olacağız. Benzer biçimde İstanbul'la da dayanışma içinde yer yer bir işbirliği, yer yer bilgi değişimi, yer yer destek anlamında İstanbul Planlama Ajansı da burada bu çalışmalara katkı verecek. Teşekkür ediyorum. Bugün Gemlik'te afet zararlarını azaltma çalıştayına katıldık. Öncelikle belediyeyi böyle bir çalıştay düzenlediği için tebrik ediyorum ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bu tür çalışmaların önemi sistematik, katılımcı ve bilimsel bir altyapıya dayanıyor olması. Bu noktada çalıştayın böyle bir sürecin, yani bir kapsamlı bir çalışmalar dizisinin bir parçası, daha doğrusu ilk adımı olacağını düşünüyorum. Tabii bu tür çalışmalarda son olarak ulaşılmak istenen son nokta, nihai hedef nedir? Bunun tanımlanması lazım. Bunun en başından sistematik olarak bir model şeklinde adım adım her adımda yapılacak işlerin, katılacak işte grupların, aktörlerin, dahil olacak işte temsilcilerin en başından itibaren tanımlanıp, belirlenip ve bundan sonraki aşamalarda da bunun hem takibinin yapılarak hem de her adım sonucunda elde edilecek verilerin, sonuçların değerlendirilerek bir sonraki aşamada nasıl kullanılacağına dair tespitlerin yapılarak devam etmesini diliyorum. Umarım bu çalışma başarılı olur. Gemliğin geleceğine dair bizler de birer katkı sunmuş oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Ersan Koç, Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Çok kıymetli bir ortamdayız. Gemlik şehrimiz için deprem başta olmak üzere diğer afet türleriyle ilgili bir çalıştaydayız. Çalıştayda masalarda yaklaşık 15-20'şer arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Temel hedef afetlere karşı Gemlik şehrinin dirençli hale getirilmesi. Bunlarla ilgili teknik olsun, mühendislik becerileri olsun, mimarlık ve planlama hizmetleri olsun, bunlarla ilgili neler yapılabileceği. Yaklaşmakta olan Marmara depreminin 30. yılı ki istatistiki olarak zorlayıcı bir dönem. Bununla ilgili döneme nasıl hazırlanılacağı ile ilgili bizleri davet ettiler, sağ olsunlar Gemlik Belediye'miz. Tüm emeği geçenlere çok teşekkürler. Umarım faydamız olur. Doçent Doktor Ömer Bilen, Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesiyim. Deprem Türkiye'nin önemli bir gerçeği. Ancak biz depremi
deprem meydana geldiğinde hatırlıyoruz ve ondan sonraki bir aylık süreçte hemen unutuyoruz. Deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekir ve deprem gerçeğini unuttuğumuz sürece biz yeni depremlerde yeni üzüntüler yaşamaya da mahkum kalırız. Bu nedenle bu çalıştay, yürütülen bu çalıştayda alınan kararlar, yapılan görüşmeler, tartışmalar gelecekte depremde karşımıza çıkabilecek olan hasarların azaltılmasında oldukça etkili olacaktır. Umarım alınan kararlar uygulanır ve hem Gemlik için iyi bir örnek olur hem de Türkiye'deki diğer belediyelere de katkı sağlayacak, çıkarımlar sağlar. Teşekkürler. Gündemimiz afet zararının azaltılması. Dolayısıyla hem Bursa hem de Gemlik bu konuda önemli yerleşim alanlarından bir tanesi. Bugün bu toplantıyı hazırlayan hem oda başkanımıza Şirin Hanım'a hem Gemlik Belediyesi'nde çalışanlara çok ayrıca teşekkür ediyorum. Gemlik uzun zaman öncesinde, bilmiyorum hatırlanıyor mu, 99 Marmara depreminden sonra da masaya yatırılmış, tartışılmıştı ve bir takım araştırma projeleri yapılmıştı. Ama geldiğimiz noktaya baktığımız zaman hala tekrar baştan sona kadar masaya yatırılması, bütün proje elde etme süreçlerinin tekrar özellikle Gemlik özelinde tekrar tariflenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hem Gemlik'in yeri ve konumu açısından hem ülke ekonomisi açısından baktığımız zaman yaşamın devamlılığı açısından önemli bir nokta. Dolayısıyla afet zararının azaltılması Gemlik özelinde tekrar her sene belki detaylı bir şekilde çalışılması, her yıl etkilerin değerlendirilmesi gereken bir yer. Dolayısıyla emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tamam. Merhabalar. Yapılan çalışmamız ilçemize, Gemlik ilçemize hayırlı olsun diliyorum. Türünün tek ve ilk örneği olduğunu düşünüyorum ilçemizde. Bu manada da çok kıymetli, çok önemli bir çalışma olduğunu, birçok branşın önde gelen isimlerinin bir araya gelip güzel bir sinerji yarattığı, güzel bir beyin fırtınası estirdiği, olası deprem ve afet hazırlıklarında zararların azaltılması amacıyla katkıların sunulduğu faydalı bir çalışma gerçekleşiyor şu anda. Tüm emeği geçen kurumların, kuruluşların, paydaşların hepsine ayrıca teşekkür ederiz. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak, ben de Gemlik temsilci olarak, temsilcisi olarak burada katkı vermiş olmaktan müthiş hem haz alıyorum hem kıvanç ve onur duyuyorum. İlçemize hayırlı olsun. Öncelikle bu çalıştayı düzenleyen belediyemiz, belediye başkanımız ve belediye başkan yardımcısı Zeynep başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şu an afet zararlarını azaltma çalıştayındayız. Ülkemizde yaşanan büyük afetlerin her an başımıza gelebileceği bir bölgede yaşamaktayız. Bu afetler kaçınılmaz sonumuz, yaşayacağız ama bunlara hazırlıklı olmak elimizde. Şu an bunun için buradayız. Bütün meslektaşlarımız, her branştan meslektaşımız burada. Sağ olsunlar. Hepsinin desteği açık açık ortada. Umuyoruz ki buradan çıkacak sonuçlar uygulanabilir kılınma seviyesine getirip uygulanması. Temennimiz bu yönde. Bu kadar. Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği bu çalıştayı hani çok olumlu bir şekilde bulduk. Çünkü şu anda hani Bursa genelinde diğer ilçelere de nazaran baktığımızda en güzel bir çalışma şu anda bu oldu. Çünkü en azından bütün sorunlarımızı, görüşlerimizle bir ara konuşabilme fırsatı oldu. Vallahi inşallah bundan sonra yapacağımız çalışmalar da uygulanır. Yani bu da diğer ilçe belediyelere örnek olur. Şartlandırıyor toplantı.